yağmur yağıyor, gördünüz değil mi? Ama maşallah maşallah. Hoş geldiniz bu arada kanalıma. Anne o nerede? Evet yine istiyor. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun inşallah. Bacılar bizler iyiyiz çok şükür. Anneme geldim işten. Aşırı derecede yağmur ya. Allah'tan ki biz tam geldik şey yılda. Neyse. Annem şey dedi. Ben bayağı bir erken kalktım. Can Muhammed de erken kalktı bayağı bir. Kahvaltı yerken. Hatta ben yemedim bile. O kadar canım istemiyor sabah erkenlere. Sonra anneme dedim. Anne dedim biz hani geliyoruz bir şeyler. Annem dedi sucuk ekmeği nefes seviyor. O yüzden sucuk ekmek yapıyor. Ondan sonra çay demlemiş. Öyle akşama da gül böreği yapacak bacılar. Vallahi hamur işlemeyeyim. Öyle annem güle geldim işte. Şöyle hazırladı annem. Telefonum şarja taktım. Birazdan kahve sohbeti ederiz. Kahve içeceğiz. Bacılar şöyle kahvemizi aldık. Vallahi bu oda bir esiyor. Yağmur yağıyor diye durdu ha. Öyle yaz yağmuru böyle işte. Tamam, hamuru mu mayaladım? Yok, maya koymadım. Ha, mayasız. Bacılar yorumlarda gördüm hani şey diye demişsiniz. Hani şaka yoluyla mı dedi bilmiyorum da bak ben de öyle kötü niyetle söylemiyorum ha. Hani sadece hani cevabı veriyorum burada. Hani demişsiniz Nazlı sende taşınma hastalığı mı var demişsin devamlı taşınma. Ama arkadaşlar görüyorsunuz o küflü evden beni zorla çıkardılar gördünüz. Bu evde de ev sahibi aha çık diyor yani görüyorsunuz ben bir şey yapmıyorum. Saklığa çıkar. Aynen yani ha ev taşımak nasıl güzel insan kendi evine gider evini dizer öyle güzel olur. Öyle değil mi anne kendi yani evine. Taşınmak kolay mı? Allah kiracılara yardım etsin bacılar. Tek bana demiyorum tüm kiracılara Allah yardım etsin. Aynen. Yorumlarda görüyorum birçok kişi benim gibi Allah hepimizin yardımcısı olsun bacılar. Ha ben bunu diyorum. Hani öyle demişsiniz. Yani hayat bana bunları yaptırıyor. Anladınız değil mi? Bunu mecbur böyleyim. Hani ben yoksa taşınma hastalığı yok bende. Ondan sonra bir tanesi de şey demiş. Nazlı abla ev mi alacak? Ay inşallah Allah söyletti. Yorum ne? Ev alacak olsam merak etmeyin size söylerim bacılar. Ama öyle bir şey yok. O evi de ben dedim herhalde benim sohbetleri tam izlemiyorsunuz. Atlatarak izliyorsunuz. Onun için fark etmeniz. Bacılar 1+1 nasıl biliyor musunuz? O normal evlere göre 1+1'e göre çok büyük. Ben videoda onu söyledim. Normal 1+1'lere göre aşırı büyük. Onu demek istedim. Ama hani evin neresi büyük demişsiniz. Onu söylemek istedim. Bir de başka bir şey daha diyecektim ben. Ha, bir de fikir edinmek amacı. Anladınız? Acaba dedim hani sığabilir miyim diye düşündüm. Hani annem de söyledi daha uygun fiyatta olunca onun için yani. Öyle yani. Ya bir de senin fazla eşyan yok ki. Çocukların odasında 2 baza 1 dolap. Senin yatak odanda 1 tek baza var. Bir de normal oturma grubu. Aynen. Başka ne fazla eşyan var ki? Ha hani o hamur yoğurma makinesi yorumlar. Ayfer demişsiniz. Bacılar ben onu bu evde de dolabın içine koydum. Orada da dolabın içine hani mesela diğer evde de dolabın içine koydum. Öyle yani. Ya ona yer bulamayacağım. He küçücük bir şey ona. Bacılar. Herkesin evinde olan bir şey yani. Evet. Bir takım koltuğum var. Bir de 2 tane bazen var. Fazla eşyam ne fazla var? Hiç eşyam yok ki benim bacılar. Şey Allah razı olsun hepiniz dualar ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ama ben bugün anneme de dedim biliyor musunuz? Yani dedim Allah'ım o evden ben çıktım. Aha evi görüyorsunuz. Ev sahibini görüyorsunuz. Evi ha hasarlı görüyorsunuz. Yani dedim ama sonra dedim ki anne demek ki ne bizim imtihanımız bu. Hep böyle. Değil mi anne? Bu imtihan bak. Oradan çıktım aha böyle yere gel. Aha bu ev sahibi de böyle yapıyor. Demek ki dedim Allah'ım bu imtihan. Çünkü Allah iyi kullarının karşısına böyle hani kötü kullar diyeyim çıkarırmış ama asla onlara yedirmezmiş onları. Ya da yedirmek derken ne demek olduğunu anladınız değil mi? Ezdirmez. He, ezdirmezmiş. Benim imtihanımı Allah'a çok şükür. Allah evlat acısı vermesin, hastalık vermesin. Ama bacılar benim imtihanım da bitmiyor. Ciddi söylüyorum bitmiyor. Allah benim sabrımı deniyor. Harbiden. Taşınmak başlı başına hem maddi hem manevi çok zor. İnsan bedenen çok yoruluyor biliyor musunuz? Bir de düzenini bozuyorsun ya. Düşün düzenini bozuyorsun. Ya bedenini hadi. He. Şöyle bir kenara bak. Yani beyin çok yoruluyor. Çok. Ev bulabilecek miyim? Kaça bulacaksın acaba? İyi mi kötü mü? O çok zor. Ya ama bak bu ev sahibi böyle. Keşke ben bu evde. Ama nereden bilirim ki bacılar? Mecburen tuttum. Mecburen ya.
acele diyorsunuz da acele işte bunun için bacılar. Acele etme, ha acele etme de demişsiniz. E acele nasıl dedim işte. He. Adam kafaya koymuş evi satacak. Asla benim telefonlarımı açmıyor. Asla. Asla. Aha bak. Çok yemin etmek iyi değil ama hani ben yemin ederim asla benim telefonlarımı açmıyor. Açmıyor. Niye bilmiyorum ben ona ne yaptım açmıyor. Ya insan değil kızım ya. İnsan değil işte. Gerçekten artık burama kadar geldi ha. Bak. İnsan gibi aç konuşma İbacım de şöyle böyle. He. Yani iki medeni insan gibi. Sen onun evini tuttun. Öyle başlar işte. Ya ama. Biz insanız da karşıdaki aynen. Nasip almamış. Vallahi var ya ben çok aynı annem dedi size. Benim kalbim gerçekten o 5 yaşındaki çocuğun kalbi gibi tertemiz. Bunu zaten karşıya da yansıtabiliyorum. Söyle, sizler de söylüyorsunuz. Benim içim neyse dışım da o. Vallahi. Hı. Ama ben bunu diyorum. O bak o ev sahibini sinirledi ya. Başka bir şey demiyor. Allah'a havalettim bu. Ya sen sus Allah senin yerine konuşur. He, ben hep öyle diyorum. Ben susuyum Allah'ım sen benim yerime konuş diyorum. Herkes benim, için he, diyorum. Canımı acıtanlara. Öyle değil mi bacılar? Ya? Zaten insanın acısı var. Bir de böyle şeylerle uğraşıyor. Madem evi satacaksın niye kiraya? Ondan sonra daha 9-10 ay oldu. Oh, yok ne? 8 ay oldu oturalı. Evi satlığa çıkarıyor. Ya şuna bak. Yani bu nasıl bir şey ya? Madem satacaktın niye kiraya veriyorsun? Bir de arıyorum bacılar açmıyor. Diyor ki muhatapın Umut diyor bak. Mesaj atıyor. Muhatapın Umut diyor. Abi dedim sen niye bir sattın? Sesli mesaj gönderdim. Niye bir sattın dedim. Sana mı soracağım diyor. Satıp satmayacağım. Ya. Yemin ederim aha annem burada. Mesaj. Sesli mesaj gönderdim. O da öyle şey yazdı. Mesaj attı. Sana mı soracağım diyor satıp satmayacağıma. Ya ben de dedim sen niye o zaman kiraya verdin dedim. Madem satacaktın. Ha? Muhatapın diyor emlakçı diyor. Hiç beni kaleye almıyor. Zerre kadar insanlık yok kızım ya. Öylesinden yani anlayış bekleme. İnsan gibi arayıp diyeydi bacım, kızım her neyse. He. Böyle böyle evi satacağım işte borcum var falan filan dese güzel izah etse sen de tabii anlayışla karşılarsın. He anne ama bak evin satıl şey olacağı gün hani evi bana söyledi dedi sat konuşamayacaksın dedi. Emlakçı aradı dedi ki ev satılacak abla dedi. Ay şok geçirdim. Evi görmeye geliyoruz dedi. Öylelikle öğrendim ha. Aynı gün öğrendim. Eve gelmez size geldim müşteri geldi. Allah'ım. Allah var ya. 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 Bir şey dedim. Bakma biz çok iyi insanlar. Evet. Burada biri oturuyor dedi ki beni hiç kimse evden çıkaramaz dedi. Ev sahibi 5 yıl uğraştı onu çıkaramadı. Ya. Beni çıkaramaz dedi. Kendi isteğiyle çıktı. 5 yıl sonra. Ya? He ben de biliyorum o teyze değil mi? Adını söylemeyeyim mi şimdi? Bakma biz... He. Uysalız. İnsanız biz yani. Aynen biz iyi kalbi. Gerçekten bacılar. İyi kalbi. Ya? Biz kimseye kötülük yapamıyoruz. Kimseye karşılık veremiyoruz. Beni dedi isterse mahkemeye versin dedi. Beni çıkaramaz dedi. 5 yılda öyle oturdu. Ya? Kendi isteğiyle çıktı. He, şu ev boşaldı da oraya gitti değil mi sonra? Yok. Ya bacılar. Ya aman. Ya Allah anne. Biz unutsak bile Allah unutur mu? Haşa. Hayır. Kesinlikle. Haşa. Öyle değil mi bacılar? Allah unutur mu ya? Hiç. Unutmaz. O yüzden ama işte insanoğlu aciz kuluz. İnsan ister istemez hani beynini yoruyor, düşünüyor. Sonuçta sinir oluyorsun. Ama ben her şey Allah'tan. Ben bunlar bana geliyor imtihan. Her şey Allah'tan geliyor. Ama Allah hesabını sorar. Bırakmaz Allah hesabını sorar. Tamam her şey Allah'tan geldi. Allah insana akıl vermiş. Yani niye böyle kötülük yapıyorsun ya? Aynen. Diyemiyor musun bu kadın böyle mağdur? Ya. Allah insana akıl vermiş, akıl fikir vermiş. Gördünüz değil mi bacılar? Ben o evi temizledim. Anne ellerim nasıl olmuştu? O leş gibi evini ben nasıl temizledim affedersiniz? İnşaatta. Neyse bacılar. En güzel şeyleri Allah'a emanet. Hiç kafanı yorma. Her zaman senin arkanda dua ediyor. Zaten bir anne, baba... Tamam. Anne baba dua edince arkadaşlar peygamberimiz demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demiş? Anne baba dua etme o etrafınızda zırh gibi şeyi görsen. Dua görülür. En güzellikleri Allah sana saklıyor. Amin inşallah.
çocuklarımla bana. Arkadaşlar biz yemek hazırlığına başladık. Bakın annem biraz patatesli yapacak. Şöyle biraz da geçen aldığı lor var ya, mükemmel bacılar. Ondan yapacak. Bakın şöyle soğanını kavurdu önce. Şimdi böyle ekliyor. Aslında annemin bir tarifi varmış. Sen ne dedin havuçla anne? Havuç, patates, ha? Kabak rendeliyordum. He. Soğan kavurup onlardan üstüne ekliyordum. Piştikten sonra baharatını koyuyorsun. Evet. Tuzunu falan. Çok güzel oluyor. Ama işte ha, çocuklar şey yapmaz diye. Yemez. Yoksa aynen. Yaptım, günümde yaptım. Çok beğendiler. Ha. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle kavuruyor. Tam ama şey içi gibi anne. Sıkma. Hı-hı. Arkadaşlar şöyle sofrayı hazırladık. Bakın. Bu mayasızmış yani, ben mayalı diyordum da mayasızmış bu. E tabi börek yapacak yani. Heh. Ne? Oğlum daha olmadı bebeğim. Nefes. Ay sanki bulanık gibi ha nefes. Sanki bulanıyor. Hamur ha böyle. Ne yapacaksın? Dur göster bir. Tamam göster. Ha? Hamur. Günün nasıl geçti bugün? Arkadaşlar annem geldi. Başladı bakın. Böyle küçük küçük açıyor. Şimdi yağladı tabağa bakın. Üstüne yine öyle açacak. Yine arasına yine yağ sürecek. Şöyle bakın. O ablası o Can Muhammed'in. Yalnız var ya hamur içmek de hamur içmek hamur açmak da gerçek beceri zor. Şöyle. Aa iyi şey yapıyorlar, ilaç. İlaçlıyorlar. Onun babam aradı. Ha. Ya. Çok sivri sinek oluyor, böcek oluyor değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar bakın. Can Muhammed de bakın. Bir tepsi şey yapacağım. Patates bir tepsi şey değil mi? Hı hı. İki tepsi mi çıkar? Yok daha fazla çıkar. Hamuru çok yoğun. Ha. Şimdi göstereceğim bacılar bakalım. Böyle. Patatesliden annem önce başlıyor. Yalnız bakar mısınız nasıl? İstesek daha da açar ha yani anneme. Şöyle bacılar. Hop böyle. Sen bunu bir de bir defa daha yapmıştın bize değil mi? Yağlı kağıdımızı da serdik. Lastik gibi. He he bak. Bir de sen bezeleri küçük aldın. Biraz daha büyük alsan daha da şey olurdu. Hani gül böreği he. Mecbur küçük beze yapıyorsun. Evet. Ama bacılar çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok ya lezzetli. Aynı şey hazır börekler var ya böyle çıtır çıtır. He. Aynı öyle oluyor. İncecik ya anne. Hı hı. Bunun mayalısı olur mu anne? Yok o zaman çok erir. Ha. Aa ne yaptı Can Muhammed bakın. Bakın şöyle. Aynı baklavacılar yapıyor. Aynı öyle anne bak. Hmm. Su böreği gibi ya da. Hmm. Anne o zaman sen su böreği de yaparsın. Yaparım annem. Niye yapayım? Değil mi? Tabii. Onu da çok meşakkatli ama değil mi? Hmm. Tabii kolay değil.
Şöyle bir bunu da göstereyim, daha göstermeyeceğim. Siz de sıkılmayın hani. Peynirliyi de yapacağız ama o öbür tepsiye. Şöyle bakın. Tamam oğlum. Anneciğim o yağlı kağıt. Bakın. Böyle. İşte 4, 8, 12. Aynen. 12 tane. Ha, 12 tane. Ha. Şuraya bir sıra böyle, bir sıra böyle. Ama anne böyle olursa bir sıra daha yapabilin. Nasıl? Hani böyle bu küçüklükte olursa. Arkadaşlar bakın ben de yapıyorum. Şöyle. Yalnız var ya yapması çok. Lastik böyle gibi değil mi? Çok güzel. Dışarıdan ses geliyor. İçinde değil mi şöyle? Bu arada nefes çekiyor beni. Böyle bakın. Bakın böyle işte. Bacılar bitti. Az bir şey hamur kaldı şöyle. Onu da yapacağız ama tepsiler doldu bakın. Annem üstüne ne yapıyor biliyor musunuz? Daha yumuşak olsun diye yoğurt ekliyor böyle sürüyor. Bir de yumurta sarısı. Şu şekilde bakın. Ama gerçekten yoğurt ekleyince yumuşacık oluyor. Çok güzel oluyor. Şöyle. İç bitti, patates içi şey kaldı, bundan da yaptık da biraz. Bunlarla hep şey yaparız zaten, peynirli yaparız, o da yeter. Bir tepsi çıkar, aynen şuraya da bakın ben yaptım. Ha, çok güzel ha yapması. Zevkli. He. En sonunda şöyle ekliyoruz, susam ve neydi? Çörek otu. Şöyle. Arkadaşlar bakın şöyle. Bunu bilerek böyle yaptık. Hani çocuklar belki yemez diye yine kalsın dedik. Böyle yaptık. Şöyle çıtır çıtır. O sıcak mı? Bacılar deneyin. Deneyin bakın. Ha, çok güzel ya. Göz aklınızı helal edin ama mükemmel ya. Videomun sonuna geldik. Kapanışa. İnanın yemekten sonra ya ne çekeceğim ya, ne yaptık, bulaşıkları yıkadım, ondan sonra çay içtik, bu hani çekecek bir şey yoktu. Ben de dedim hani bir şey çekmeyeyim dedim yani, çünkü gerçekten çekecek bir şey yoktu. Neyse bacılar, yarın inşallah Allah izin verirse anne kız bir gezmemiz olacak ama farklı bir yer. İnşallah yarın size onu da çekerim. Gerçi onu ben pazartesi yüklerim. O neydi öyle ha, ay ne oldu dedim, oradan bir şey geç, nefesin eliymiş. Bu arada çocuklar şey yani ışıktan etkilenme, uykuları ağır. Onu söyleyeyim de bacılar burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.